2006 yılında birçok konsol oyuncusunun grafikleriyle ve performansıyla belki de dünyasını değiştiren bir ürün tanıtıldı. PlayStation 3. O dönemde herkesi etkileyen bu konsol şimdi tozlu raflarda. Gelin onu tozlu raflardan çıkaralım ve bakalım hala bizi etkileyebilecek mi? Benim ilk korkum açılışının çok uzun sürecek olmasıydı ama hiç beklediğim gibi olmadı. Açılış tuşuna basıp gidip bir taraftan da kettle'a basıyorsunuz. Kettle ısındığında cihaz da açılmış oluyor. Çok beklemiş olmuyorsunuz. Yani 2006 teknolojisini düşündüğünüzde gerçekten çok hızlı. PlayStation 3 hala çokça bulunan bir konsol. 16 yıllık bir konsolun hala piyasada oluyor oluşu ve bunun hala bir müşterisinin piyasasında olması gerçek bir başarı. Ya, tabii bunda ekonomik sebeplerin de etkisi var ama yurt dışında da alıcısı var. Yani gerçekten başarılı bir ürün ticari olarak. Peki biz neden 16 yıl sonra PlayStation 3 inceliyoruz? Bu teknik bir inceleme değil. Size ucuz yollu oyun oynayabileceğiniz ne sunabilirim diye düşünürken bu aklıma geldi. Piyasada 700-800 liraya bulabileceğiniz, tamam eski ama halen daha size akıcı bir şekilde oyun oynatabilecek bir cihaz üzerine konuşalım istedim. 16 yıllık bir konsolun size sunabileceği neler var? Gelin bunlara bir bakalım. PlayStation 3'ün bize zamanında wow dedirten birçok özelliği vardı. Özellikle deneyim konusunda bağımlılık yaratmış gibiydi. Evinde olanın evinde toplanılırdı ya da yoksa PlayStation kafeler vardı, orada toplanılırdı, sabaha kadar PlayStation oynanırdı. O gelenek şu an 4 ve 5'lerle hala devam ediyor, hala hayatımızda. Ama o dönemin oyunlarına dair herkesin bir anısı vardır. Tabii benim de var, o yüzden deneyim konusunda ilk başta biraz duygusal yaklaştım. Şimdi duygusallığı bir kenara bırakalım. Tatlı sert bir değerlendirme yapalım. Tabii 4 ve 5'te alıştığımız hızlar PlayStation 3'te yok. Bu yüzden bana cihaz aşırı yavaş geldi. Ama o biraz da psikolojik olabilir çünkü dediğim gibi biraz da alışkanlıklar söz konusu. Eğer hala PlayStation 3 kullanan arkadaşlar varsa hızı ve performansı konusunda yorum yapabilirlerse çok sevinirim. Çünkü bu psikolojik bir durum da olabilir benim için. Oyunların arayüz hızı, PlayStation'ın arayüz hızı ve kolun tepki hızı bana yavaş geldi. Ama burada buna dikkat etmek lazım. Bu konsol 16 yaşında. SSD bile yok bunun içinde öyle söyleyeyim. 16 yıl çok uzak bir zamandan bahsediyorum. Kendi zamanı için yine çok iyi. Sadece biz daha hızlılarına alıştık. Şimdi bir de oyun deneyimini yorumlayalım. Dediğim gibi eski oyunlar. Ama eski oyunları araştırırken yeni oyunların da optimize edilip PlayStation 3'e uyarlandığını gördüm ve PES'i denedim. Oynadığım şey kesinlikle PES değildi, bambaşka bir şeydi. O yüzden bu yolu tavsiye etmiyorum. Onun yerine eski oyunları oynayıp güzel bir nostalji deneyimi yaşayabilirsiniz. The Last of Us, God of War, GTA, SmackDown, Mortal Kombat bunlar eski ama hala efsanevi oyunlar. Bir de oyun molalarında böyle 2000'ler hit playlist falan açın arkada. O günlere gidersiniz, iyi hissedersiniz yani. Hız konusunda da az önce bahsettiğim yavaşlık zamanın getirdiği bir şey. Yani olması gereken bir yavaşlık aslında. Ama onun dışında kasma, donma, kendiliğinden kapanma gibi hiçbir sorunla karşılaşmadım. Yani teknik olarak bir sıkıntı yok. Cihaz hala kendi standartlarında cayır cayır çalışıyor. PlayStation 3 ikinci elde 700-800 liraya bulabileceğiniz bir oyun konsolu. Buradaki en can alıcı şey şu aslında. Bu dönemde 700-800 liraya size kasmadan akıcı bir şekilde oyun oynatabilecek bir konsolun olması. Yani bu piyasada aslında çok güzel bir fiyat. Yani bu paraya kasa toplanmaz. Başka konsollar deseniz onlar da zaten çok pahalı. O yüzden eğer oyun oynayabileceğim uygun fiyatlı bir cihaz arıyorum, arada bir kafa dağıtacağım, yeni oyunlarda da gözüm yok diyorsanız aslında tercih edebileceğiniz tek sistem bu. Çünkü alternatiflerine baktığımızda orta seviye oyun oynatabilecek bir kasa 10 bin liradan başlıyor. Yani konsol deseniz PlayStation 4 var, onun da şu an ikinci el piyasası 3500-4000 lira sularında. Bu sebeplerle yani bu fiyat bandında fiyat performans açısından baktığınızda gerçekten tercih edilebilir bir ürün. Ama siz güncel bir oyuncuysanız ve yenilikler sizin için önemliyse hiç 700-800 liranızı PlayStation 3'e vermeyin. O parayı cebinizde tutun. Zaten eğer bilgisayar oyuncusuysanız ve internet bağlantınız iyiyse GeForce Now'u tercih edebilirsiniz. 2006'dan beri grafik teknolojileri konusunda ve oyun teknolojileri konusunda birçok devrimsel şey yaşadık. Şu an 4K grafiklerden, VR'dan, belki de Metaverse'den bahsediyoruz. Ama bir tarafta da PlayStation 3 var. Az önce bahsettiğim yeniliklerin hiçbiri yok ama ucuz yollu, size keyifli vakit geçirtebilecek, 2000'li yıllara dair nostalji hissi verebilecek bir oyun konsolu. Eğer aradığınız buysa alınır mı? Net alınır. Peki sizin eski ama hala gideri var dediğiniz başka bir ürün var mı? Varsa yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.